كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerimiz, maalesef bugün üzücü bir haber aldık. Ermeni şerefsizleri, Ermeni döllüleri, Ermeni itleri, bunlara bu laflar hak ediyorlar çünkü biz az bile söylüyoruz. Maalesef Azerbaycan köylerine yaptığı saldırılar sonucu şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Rabbim şehitlere gani gani rahmet eylesin. Rahmetiyle muamele etsin. Yaralılara da inşallah acil şifalar versin. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz, Ermenistan'ın bu yaptığı şerefsizlikten sonra Azerbaycan ordusu elhamdülillah Allah'ın izniyle atağa geçti ve çokça Ermeni askerini, Ermenilere ait birlikleri, tankları, bölgeleri, ne kadar Ermenistan'a ait o bölgede yer varsa elhamdülillah temizledi ve aldığım son haberlere göre 7 tane köyü geri aldı. Şu anda elhamdülillah Azeri orduları ilerliyor Allah'ın izniyle, dualarla, zikirlerle, Allahu Ekber tekbirleriyle ilerliyorlar. Bunlarla alakalı çok videolar yayınlandı. Elhamdülillah. Azeri ordusu sınıra tekbirlerle, Allah'ın zikirleriyle ilerliyor. Elhamdülillah. Ve Allah Celle Celaluhu'nun ismiyle hareket eden hiçbir şey zarar görmez. Ve Allah Celle Celaluhu'nun koruması altındadır. Şimdi bu Ermeni şerefsizleri, bu Ermeni dölleri tarihten beri, eski tarihlerden beri biliyorsunuz ne kadar kansızlar, ne kadar ciğeri beş par etmez insanlar. Türk köylerine basıp Türk kadın çocuk demeden hamile kadınların kanını yarıp kanındaki çocukları dahi çıkartıp öldüren şerefsizlerdir. Bunlara karşı her zaman ilelebet savaşımız sürecektir. Allah Celle Celaluhu niyaz ediyoruz ki Rabbim bunlara bir daha bu fırsatı vermesin. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz, Azeri ordusu ilerliyor. Kapımızda yani sınırımızda büyük bir savaş patladı. Patladı çünkü Ermenistan Başbakanı açıklama yaptı. Azerbaycan bize resmen savaş ilan ettiği bir açıklama yaptı. Ve maalesef bir savaş başladı. Bu bir savaştır. Ama Allah Celle Celaluhu'nun izniyle bu savaşı biz kazanacağız. Çünkü biz iki devlet, tek milletiz. Azerbaycan, Türkiye kardeştir. Ve Allah Celle Celaluhu'nun izniyle ordumuz da inşallah yardıma gidecek. Şu anda SİHA'larımız, İHA'larımız hep şu anda Azerbaycan sınırına gitti. Şu anda SİHA'larımızla, bizim yaptığımız SİHA'larla şu anda Ermeni ordusu yerle bir olur Allah'ın izniyle. Şimdi kıymetli kardeşlerim, çok önemli bir şey bu. Bizim yaptığımız SİHA'lar, bizim yaptığımız İHA'larla Ermeni dölleri, Ermeni yiğitleri şu anda cehenneme gidiyor. İlâ cehenneme zümera. Elhamdülillah. Rabbim tez zamanda orayı dümdüz etmeleri nasip etsin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, birkaç daha kelam edip inşallah Azeri ordumuza, bizim ordumuza dua edeceğiz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, burada büyük bir savaş mesele. Niye büyük bir savaş? Şimdi Azerbaycan-Ermenistan savaşı olmayacak burada. Çünkü Ermenistan'ın arkasında büyük itleri var. Tabii ki de bunu herkes biliyor. Amerika'sı, İngiltere'si, İsrail'i, Rusya'sı, büyük itlerin hepsi Ermenistan'ın arkasından. Yani sırtını sıvazlıyorlar. Arkasından derken gaza getiriyorlar. Maalesef onlar da kuş kadar beyinleriyle onların gazıyla Azerbaycan'a saldırıyor. Ama Azerbaycan da biliyor ki Azerbaycan'ın arkasında Türkiye vardır. Türkiye'nin arkasında elhamdülillah Allah Celle Celaluhu'nun ordusu vardır. Görünmez ordusu. Rabbimin görünmez ordularıyla, melekleriyle beraber desteklediği bir ordudur Türk ordusu. Bunu Çanakkale'de gördük, İdlib'de gördük, Barış Pınarı'nda gördük, Zeytin Dalı'nda gördük. Elhamdülillah. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz, biz ne yapacağız? Dualarla, zikirlerle ordumuza destek olacağız. Bizim işimiz bu. Ezanla kamet arası dua edeceğiz. Yağmur yağarken dua edeceğiz. Dua edeceğiz ki Rabbim ordumuza yardım etsin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, inşallah kısa bir dua yapalım Allah'ın izniyle. Ondan sonra Rabbimin yardımını bekleyelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Ya rabbil alamin, ya rahman rahim ve ya hayran nasin. Ya Rabbi ordumuza güç ver. Ordumuza kuvvet ver. Ordumuzun başına ehli sünnet komutanlar nasip eyle ya Rabbi. Amerika, İngiltere, İsrail, Hollanda, Belçika, Ermenistan ya Rabbi. Bunlara fırsat verme. Ya Rabbi bunların hidayet mümkünse hidayet nasip eyle. Ya Rabbi bunların hidayet mümkünse kahhar sıfatında muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Azerbaycan'a saldıran Ermeni itlerini kavru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Azerbaycan'da şehit olan kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi.
Ya Rabbi yaralılarımıza da Şafi isminin hürmetine şifa ver ya Rabbi. Ya Rabbi Karabağ'ı tekrar Ya Rabbi Karabağ'ı tekrar almayı bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Ermenistan'ın göbeğine, Ermenistan'ın başkentine Türk bayrağı dikmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Eğer başımıza bir şey gelirse biliyoruz ki ellerimizle işlediğimiz günahlar sebebiyle. Ama ya Rabbi bu dönemde, bu zamanda, bu sıkıntılı zamanlarda ya Rabbi bizlere mağfiret eyle. Bize güç kuvvet ver ki küffara karşı tek yumruk olalım. Ya Rabbi Ermenistan'ı mahvele. Ermenistan'ı kahrele. Ermenistan'ı tarumar ele. Askerlerini helak ele ya Rabbi. Bunlar Müslüman düşmanı. Bunlar İslam düşmanı. Bunlar din düşmanı ya Rabbi. Ya Rabbi bunlara fırsat verme ya Rabbi. Azerbaycan'a yardım eyle. Azerbaycan ordusuna yardım eyle ya Rabbi. Azeri askerlerine yardım eyle ya Rabbi. Azeri halkına yardım eyle ya Rabbi. Bizlere de yardım eyle ya Rabbi. PKK'ya, PYD, FETÖ'ye, DAEŞ'e karşı bizlere de ya Rabbi muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ateşlerini isabetli eyle. Ya Rabbi mermilerini isabetli eyle. Kılıçlarını keskin eyle ya Rabbi. Bombalarını tesirli eyle. Onların nurlarını tarumar eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle. Günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Şimdi kıymetli kardeşlerim, arada bir ufak bir şey söyleyeyim. Siyah sarık sardık ki, çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş zamanı siyah sarık sararmış. Biz de bu bir savaş olduğu için Allah Celle Celle'nin izniyle biz galip geleceğiz. Biz de siyah sarık sardık. Aklınız olsun. Savaş zamanı, savaş olduğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siyah sarığını sararmış. Ya Rabbim bize siyah sarık sardırma ya Rabbim. Duamızı yapalım tabii ki de. Savaş olur. Ama biz ne diyeceğiz? Ya Rabbi bizi savaştan uzak eyle. Biz barışız. İslam barış dindir. Esenlik dindir. He, zorda kalırsak da Türk milleti olarak da cevabını en güzel şekilde veriyoruz. Kıymetli kardeşlerim tekrardan niyaz edelim. Dua edelim. Rabbim Azeri ordusuna güç versin. Azeri ordusuna kuvvet versin. O Ermenistan itlerinde, Ermeni döllerinde kavru perişan eylesin. Bunları FETÖ ile, DAEŞ ile, IŞİD ile, PKK ile haşr eylesin. Hepsinin sonu ila cehenneme zümera olsun. Şimdi kıymetli kardeşlerim dediğim gibi bolca dua ediyoruz. Bolca zikir ediyoruz. Biz ne kadar dua edersek, ne kadar zikir çekersek Allah Celle Celaluhu o kadar yardım eder. Biz gevşersek Allah Celle Celaluhu bizi gevşetir. Yaylarımız gevşer. Allah muhafaza kötü sonuçlar olur. Kıymetli kardeşlerim tekrardan söylüyorum. Büyük bir savaş var. Kapıda gözüküyor. Çünkü yani resmen savaş ilan edildi. Dua edeceğiz. Dua edeceğiz. Dualarla birlikte galip geleceğiz kıymetli kardeşlerim. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.